Değerli milletvekillerimiz, kıymetli Azerbaycan Büyükelçisi, değerli katılımcılar, misafirler. Bugün sizlerle 20 Ocak 1990 tarihinde gerçekleşen kanlı Ocak katliamını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden dünyaya anlatmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. 1990'da Azerbaycan'da Sovyetler Birliği ordusunun sivilleri katlettiği 20 Ocak katliamının acı anısı aradan geçen 30 yıla rağmen şahitlerin ve bizlerin hafızasında tazeliğini korumaktadır. Katliamdan sonra düzenlenen cenaze merasimine karanfillerle katılınması ve sokaklara dökülen kanların üzerine karanfil atılması sonucu 20 Ocak Bakü katliamı karanfille özdeşleşmiş ve 19 Ocağı 20 Ocağı bağlayan gece karanfilin ağladığı gece olarak anılmaya başlanmıştır. Değerli misafirler, değerli basın mensupları, dost ve kardeş Azerbaycan Cumhuriyeti Parlamentosu 29 Mart 1994 yılında 20 Ocak 1990 olaylarına Azerbaycan'ın ulusal bağımsızlık mücadelesini boğmak ve halkın bağımsızlığa olan inancını kırmak için totaliter komünist rejim tarafından gerçekleştirilen askeri tecavüz ve katliam olarak kabul etmiştir. Bu açıdan bizler de 20 Ocak 1990 olaylarını insanların katledildiği kanlı Ocak olarak tanımlamakla birlikte Azerbaycan halkının kendi bağımsızlığı yolundaki iradesinin kırılmadığını ve ulusal bağımsızlık ruhunun sarsılmadığını gösteren kahramanlık mücadelesi örneği olarak da ele almaktayız. 20 Ocak katliamının 30. senesi olması vesilesiyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev önderliğinde 13 Aralık 2019 tarihinde imzalanan kararname ile bu katliamın 30. yıl dönümünün Azerbaycan'da ve dünyanın değişik bölgelerinde toplantılar düzenlenerek anılması kararlaştırılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlemiş olduğumuz sergi bu amaca uygun olarak düzenlenmiş ve ilginize sunulmuştur. Sergimizde 20 Ocak 1990 olayları ile ilgili fotoğraflar bulunacaktır, görülecektir. Değerli konuklar, şüphesiz ki Sovyetler Birliği'nin çöküşü ve Azerbaycan'ın bağımsızlığının kazanılmasında önemli bir dönüm noktası kabul ettiğimiz kanlı Ocak olayları aynı zamanda Azerbaycan tarihinin şanlı bir sayfası olarak da karşımıza çıkmaktadır. 20 Ocak faciası zaman açısından bizden uzaklaştıkça olayın sebep ve amaçları hakkında yeni hususlar da ortaya çıkmaktadır. Özellikle belirtmek gerekir ki Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yönetimi zamanında Bakü'ye asılsız hukuki zemin olmadan asker gönderilmesi dünya tarafından da eleştirilmişti. 20 Ocak olayları sırasında Bakü'de Sovyet askerleri tarafından 147 sivil katledilmiş, 744 kişi yaralanmış, 841 kişi de hapsedilmişti. 20 Ocak olayları Sovyet İmparatorluğu'nun iç yüzünü gösteren kanlı askeri suç tarihine geçmiş ve bu menfur olay Sovyet İmparatorluğu'nun çöküşünü de hızlandırmıştır. Ancak ne tanklar ne de Kızıl Ordu Azerbaycan halkının bağımsızlık ateşini söndürememiştir. Neticesinde 20 Ocak şehitleri Azerbaycan halkının gönlüne gömülmüş, Azerbaycan bağımsızlığını kazanmış, Sovyetler Birliği de dağılmıştır. 20 Ocak 1990 Azerbaycan halkının şeref günü olarak tarihe altın harflerle yazılmıştır. 20 Ocak faciası Azerbaycan halkının Sovyet sömürgeciliğine ve adaletsizliğine itirazının ve dik duruşunun sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Değerli misafirler, bir insanlık faciasına yol açan tarih önünde de vicdanlar önünde de daima mahkum olmuş olacak ve tarih boyunca da böyle anılacaklardır. Azerbaycan ve Türkiye halkları aynı acıları ve sevinçleri yaşayan kardeş halklardır. Türkiye her zaman Azerbaycan'ın acılarını paylaşmaktadır ve her zaman Azerbaycan'ın yanında olacaktır. Azerbaycan ve Türkiye tek millet, iki devlettir. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak
Kafkasların ve Orta Asya'nın gelişmesi, refahı, kalkınmasının bütün bölgenin geleceği, barışı için hayati bir öneme sahip olduğunu bir kez daha ifade etmek isterim. Türkiye'nin kardeş Azerbaycan'la ilişkileri çok boyutlu ve stratejik düzeydedir. Yoğun şekilde devam eden karşılıklı üst düzey ziyaretlerimiz ilişkilerimizin arkasındaki en önemli itici güçtür. Azerbaycan ile tesis edilen üçlü ve dörtlü mekanizmaların toplantıları bölgesel istikrar, barış ve refaha katkı sağlayan önemli kazanımlarımızdır. Bugün Azerbaycan'ın dünyanın değişen jeopolitik şartlarına uyum sağlayarak kısa sürede bölgesinin parlayan bir yıldızı haline geldiğini hep birlikte görüyoruz. Başta TANAP olmak üzere Baku, Tiflis, Ceyhan petrol boru hattı, Bakü, Tiflis, Erzurum doğalgaz boru hattı, Bakü, Tiflis, Kars demiryolu hattı gibi müştereken hayata geçirdiğimiz projeler ise bütün bölgeye damgasını vurmaktadır. Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, gururu bizim gururumuzdur. Azerbaycan'ın en büyük sıkıntı kaynağı olan Yukarı Karabağ sorunu da bizim için aynı derecede ciddi, önemli bir sorun halindedir. Ülkemiz Yukarı Karabağ sorununun Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği çerçevesinde barışçıl yollarla bir an önce çözüme kavuşturulması için çaba sarf etmektedir. Türkiye olarak problemin çözümü için Azerbaycan'ın ortaya koyduğu çabaları da sonuna kadar desteklemeyi sürdüreceğimizi ifade etmek isterim. Bu doğrultuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlemiş olduğumuz bu serginin hayırlı olmasını diliyor. Kanlı Ocak'la ilgili hatıralarımızı tazelemeye vesile olması olacağı inancıyla hepinize katılımınız için de teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun.